yani hangi vicdan, kim ya, ne olursa olsun size bir ceset veriliyor ve karşılığında size deniyor ki mesela Tarkan Bey siz bunu gidin gömün, ben size 200 bin lira vereceğim. Ha tamam o zaman. Ya nedir 200 lira ya? Bir küçücük bir çocuğun cesedini duyduğun anda sen o psikolojiyle nasıl onu yapabildin? Nasıl vicdanın buna el verebildi? Hiçbir şeyden haberdar olmadığını söylüyor. Benim haberim yoktu. İşte oraya baktım. İfadeleri de hiç ilişki. Önce narin olmadığını diyor. Sonra diyor ki işte narin olduğunu çuvalın içine koymuş, gömecek. Biz hiç telefonda görüşmedik diyor. Birisi size ceset verecek. Ondan sonra da hiç aramayacak. Öyle mi yani? Kim inanır buna? Ya Meltem Hanım, burada zaten herkesin gizli. Ama ben şundan korkuyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir tane itirafçıdan bahsediyoruz. Zaten herhalde daha fazla olsa mutlaka yayınlarda da konuşurduk. Kimse konuşmadığına göre benim anladığım fazla da itirafçı yok. 24 kişi var. Ama insanlar acaba susuyor mu gerçekten? Hiç kimse, bir de böyle durumlarda... Ailede daha ilginç detaylar da var. Yine Nari'nin engelli ablasının da şüpheli bir şekilde ölümü var. İşte merdivenlerden düştü deniliyor. Şu anda ortaya çıkan bu işte Nari'nin cinayeti sonrası bizim de bundan haberimiz oldu. Şimdi bu da mı artık bir şüpheli ölüm haline geldi? Söylenen merdivenden düştü. Şimdi aile içinde bir hesaplaşma var da bu küçücük yavrular bunların bedelini mi ödüyor yani? Biz söylediklerinizden, gördüklerimizden bu anlaşılıyor. Bütün aile susuyor. Amca bir şey söylemiyor, anne bir şey söylemiyor. Babayı hiç görmüyoruz yani. Ben bir şey bilmiyoruz ya da bilmiyoruz, belki var da bizim haberimiz yok. Daha önceki, ben bir de şuna da çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha önceki evet ölüm, şüpheli ölüm oldu. İstenirse soruşturulabilir ama bu Nari'nin bu insicamını da bozmamak gerekir. Tam bu noktada önce biz Nari'ni mi bir, hani kim öldürdü, neden öldürdü? Zaten aslında 3 aşağı 5 yukarı belli nasıl olduğunu, sadece sebebini arıyoruz. Hani acaba sebep ne olmalı? İşte hep konuşulan, işte başlık altında aile içinde bir problem olduğu zaten net. Ama hangi ihtimal değerlendirilecek, bunun altını çizmek lazım. Ama bence Meltem, bundan önemlisi şu. Bir narin var ama basına yansıdı, medyaya yansıdı, narinimiz gitti ama bence nice narinler var, haberimiz yok. O oralarda işte faili meçhul olanlar, kaybolanlar, bence bunlara mutlaka ve mutlaka, biz işte diyorsunuz ya, insanlar para alıp, ya bırakın para almayı, ya birisini alıp da bir yere nasıl gömebilirsiniz ya? Hani gömdünüz, hiç kimsenin haberi olmaz mı bu işten? Kimse bir şey söylemiyor. Yani kulu... Nasıl bir gözü dönmüştük bu? İşte bunu mutlaka Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. Biz bu çocuk kaçırılmalarının, ölümlerinin, kaybolmalarının raporunu oluşturacağız. Çözüm önerilerini ileri süreceğiz. Başka bir türlü yapacak bir durum yok. Bir de soğukkanlı olması da çok tartışılan başlıklardan biri olmalı. Nasıl bu kadar soğukkanlı olabildin? Nasıl bu kadar kötü olabildin? Sana bir ceset veriliyor ve sen bütün soğukkanlılıkla o cesedi oraya götürüyorsun ve gömüyorsun. Adına da insan diyorsun sonrasında da. Ve cinayete ortak oluyorsun. Hangi akıl, hangi fikir cinayete ortak olabilir? Ya ben gerçekten şaşkınım. Dünden bu yana da böyle okuduklarımdan sonra psikolojim de çok bozuldu hakikaten yani. Bizler de haberci, soğukkanlı insanlarız ama okuduklarım karşısında ben sinir sistemimi kontrol altına alamıyorum artık. Gayet doğal ama ahlaki çöküntünün akılla, bilimle, bunları tamamen hani ahlak, etik, kural, inanç, hiçbir şeyin olmadığı belli burada. En tehlikeli de budur baktığınızda. Hani insanlar kurallara niçin uyar aslında baktığınız zaman? En sonu da bir şeydir. Hani korkar, bir şey olur falan diye. Ama o işin en sonudur. Önce ahlaki olduğunuz için ya da inançlı olduğunuz için uyarsınız. Eğer siz bunları kaybettiyseniz geçmiş olsun. Yani istediğiniz ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verin. İşte ona 6 yıl verin, buna 5 yıl verin, onu azmettirmeden verin. İşte asıl tehlike bence toplumu bekleyen de bu. Koskoca bir köy. Bırakın siz bir kişi, iki kişi, üç kişi, 24 kişi. Hiç kimsenin hiçbir beyanı yok. Ya da biz göremiyoruz, bilmiyorum, göreceğiz ama hani olsa da şöyle düşünüyorum Meltem Hanım. Yani olsa herhalde ortaya çıkardı. Yani bu kadar şey ortaya çıktıysa gazeteciler hani bakıyor, ifadeler ulaşıyor, bilgiler ulaşıyor, ortaya çıkardı. Yoksa biz bunları konuşuruz. İşte ağırlaştırmış müebbet hapis cezası mı alacak, 5 yıl mı alacak, azmettirenler aynısı mı alacak? Ama işte bir önceki işte kişinin ya da işte evladın ölmesi, şüpheli ölüm mü oldu acaba? Ve buna benzer acaba neler vardı? Biz bunları bilmiyoruz. Allah'tan bu bir şekilde peki yansıdı da. Peki çıkabilir mi? Bunu da merak ediyorum. Mehmet Hocam'da vardır cevabı. Şimdi mesela bir önceki ablanın da merdivenden düştü, öldü deniliyor Mehmet Hocam. Varsa burada da bir şüpheli bir ölüm. Bu ortaya çıkar mı? Mesela seneler sonra da olsa biz bunun sebebini öğrenebilir miyiz? Eğer Narin gibi bir cinayete kurban gittiyse. Tabii aradan geçen sürede bununla ilgili
bir takım bulguları ortaya koymak zor. Elbette ki tetik kervir yapılacaktır, mezar yeniden açılacaktır ve açıldıktan sonra ortaya çıkacak olan iskelet, ki iskeletleşmiştir büyük ihtimal, o iskelet üzerine yapılacak olan inceleme ile ölüme ait bir nedensellik ilişkisi belki kurulabilir. Ama eğer iskelette değişiklik söz konusuysa, örneğin kafa travması dediğimiz başın kırılmasında mezardan açıldığında o kafatasında bir takım kırıkları bulmak mümkün olabilir. Veyahut da uzuv kemiklerinde, işte kaval kemiği, kol kemiği gibi, bunlarda herhangi bir kırık varsa bunlar görülebilir. Veyahut da kesici, delici alet yaraları, ateşli silah yaraları da yine iskeletler üzerinden değerlendirilebilir. Ve bunlar eğer belirti bıraktıysa ve bundan dolayı bir ölüm söz konusuysa ve bunlar iskelet üzerinde iz bıraktıysa ancak o zaman belli olur. Aksi takdirde yumuşak dokuyla ilgili veyahut da iskelet üzerinde değişiklik meydana getirmeyecek başka bir sebepten dolayı olan ölümleri şu saatten itibaren nedensel anlamda ortaya koymak zordur. Bir de ben isterseniz bu biraz önce konuştuğunuz suskunlukla ilgili bir şeyler söylemek isterim, eğer izin verirseniz. Buyurun lütfen hocam. Şimdi elbette çok büyük eleştiriler yapıyor. İşin bir sosyopsikolojik boyutu var. Ben bugün bunu birkaç yere dillendirdim. Şimdi o bölgenin kendi sosyokonjonktürel bir yapısı var. O yapıya uygun olarak bir takım kurallar ortaya konmuştur. Şimdi bu kurallar ortaya konarken elbette ki herkesin bir inancı ve bir takım değer yargıları vardır. Ama ortaya konulan kurallar ikili bir işleve sahiptir. Bir, inanılan inanç veyahut da değer yargıları o kurallara uydurulur. İki, kurallar o inanç veyahut da değer yargılarına uydurulur. Böylelikle ortaya bir sentez çıkar ve bundan sonra o sentezden çıkmış olan kurallara herkesin uyması beklenir. Bu özellikle küçük ve sosyal ilişkilerin dar olduğu yerlerde oldukça fazladır. Bu Güneydoğu'ya özgü olarak da çok daha fazladır. Bu gibi durumlarda konulan kurallara herkesin uyması beklenir. Bu kuralların en önemlilerinden birisi de herhangi bir şey olduğunda, özellikle kriminal bir olay olduğunda susma olayıdır. Ki ben bunu şöyle bir benzetme yaptım. Mafyanın bir kuralı vardır İtalya'da, Omerta yasası diye. Suskunluk yasasıdır bu. İşlenen herhangi bir cinayet veya kriminal olaydan sonra gören görmeyen herkesin susması beklenir. Susmayan olduğunda ise onlara farklı türden bir takım davranışlarda bulunur. Dolayısıyla burada da Güneydoğu Anadolu'nun da bazı yerlerinde, asla etiketleme yapmıyorum, toptancı bir bakış açısıyla bakmıyorum. Mesela tanımadık olsa gene bile asla anlam veremeyeceğim bir olay. Altını çizerek söylüyorum ama bunların hepsi akraba. Elbette. Bakın. Anne, baba, yani küçücük çocuk okula başlaması gerekiyordu. Dün önlük giymesi gereken çocuk toprağa verildi. Sessiz sedasız ailesinden bir kişi bile yok. Çünkü belli ki hepsinin parmağı Meltem var. Meltem Hanım. Nasıl susabilirler yani bu durumda? Bakın, akraba diyorum ya. Akraba. Küçük yerlerdeki insanlar zaten genelde birbirinin akrabası olur. Ve burada bir anormallik yok. Yani orası büyük bir metropol veya büyük bir kent değil. Küçük bir alan ve o küçük alanda uzun yıllardır bir arada yaşamaktan kaynaklanan bir akrabalık ilişkileri çok yoğundur. Dolayısıyla burada haklısınız. Peki hocam, şimdi günler de geçiyor Mehmet hocam. Bir Efendim? Yandan da günler de geçiyor. Şimdi bu durumda tespit daha da mı zorlaşacak? Bilmediğim için soruyorum, sizin uzmanlık alanınız. Cesedin çürümüş olması bu ihtimal daha da güç hale getirecek mi mesela? Şey için, narin için mi söylüyorsunuz diğer? Evet, narinin ölümünün elbette neden olduğunu nasıl anlayacağız mesela? Her geçen gün elbette ki ceset üzerindeki değişikliklerin artmasına bağlı olarak bazı bulguların ortaya çıkmasını zorlaştırır. Ama 91 tane örnek alındı. Buradaki örnekler usulüne uygun olarak alınmıştır ve koruma altına alınmıştır. Özel solüsyonlar içerisine alınmıştır. Bunlar asla bozulmayacaktır. Ve adli tıp otopsi esnasında arkadaşlar orada gerekli olan bütün dokulardan örnekleri almış durumdalar. Dolayısıyla yeniden, çok istisnai durumlar hariç tabii, yeniden cesedi mezardan çıkarıp inceleme ihtimalinin olacağını zannetmiyorum. Çünkü gerekli bütün dokular alınmıştır. Bunlar da adli, biyolojik, toksikolojik, kimyasal ve fiziksel bir takım incelemeler yapılacaktır. Bundan sonraki o incelemelerin sonucunda çıkacak olan rapor net bir rapor olacaktır. Çok daha farklı bilgileri bize verecektir. Belki şu ana kadar söylediğimiz ve ihtimal dahilinde bahsettiğimiz birçok durumdan çok daha farklı bir sonuç da belki çıkacaktır ve hepimizi şaşırtacaktır. Bunu bekleyip göreceğiz tabii. Yani Tarkan Bey, izleyicilerimiz de bir yandan diyorlar ki, şimdi biraz önce bu itirafçının adliyeye sevk edildiği haberini vermiştik. Şimdi diyor ki, cesedi diyor alıp götürenle aslında diyor cinayeti işleyen arasında diyor ne fark var ki diyor.
Tabii suç tekniği açısından bakıyoruz biz. Türk Ceza Kanunu'na, kamunun beklediği durumla kanuncu, hukukçu, sonuçta hukuk devletinde yaşıyoruz Meltem Hanım. Sonuçta kanun koyucu böyle bir hüküm zerk etmiş. Demiş ki eğer suça iştirak eden varsa, eylem birliği içinde olan varsa ve suçu işleyen olan varsa onun cezası işte ağırlaştırılmış müebbet hapis ki bunun özelinde ve buna benzer hapis cezaları var. Ancak bunun dışında cesedi götüren, işte yardım eden, buna benzer de TCK'daki işte ilgili hükümler var. Tekrar madde olarak söylemeye çok gerek yok ama kanun koyucu bunu böyle değerlendirmiş. Tabii ki kamunun burada içinin soğumaması, problem yaratması, bunu kabul etmemesi gayet doğal. Ancak hukukçu olarak ya da cezası Türk bu. Ceza Kanunu'na göre bu. Ama şunu da kabul etmiyorum Meltem Hanım ben. Yani işte o toplumun özelliği, ya ne toplumun özelliği? Burada gitmiş bir can, küçücük kızlarımız gidiyor, cinayet işleniyor, hunharca bir durum var. İşte susalım. Ya böyle bir şeyi biz ne ahlaken ne hukuken kabul edebilmemiz mümkün ya değil. Mesela birçok şeyde mesela sizinle burada konuşuyoruz. Diyoruz ki Tarkan Bey işte dolandırıcılık arttı, bunun caydırıcılık suçu işte az mı geliyor? Yapmasınlar, daha fazla ceza olsun, insanlar korksun falan. Ya bundan korkup yapmayacaksan zaten insan değilsin. Yani bunun bir hukuki cezasının sayısında, sayısal rakamında da değilim. Tamamen vicdanındayım yani. Evet, hak ettiği en ağır cezayı almalı. Bunda hiç şüphe yok. Müebbetle yargılansın hepsi. Çıkamasınlar. Ağırlaştırılmış müebbet. Küçücük bir çocuğu hayattan kopardılar. Ama hani burada caydırıcılık da tartışılır. Ya bunu da sormak çok enteresan geliyor bana. İşte Tarkan Bey keşke caydırıcılık mı olsaydı? Ya bundan nasıl cayabilirsin ki? Daha ne olması lazım ki? İnsan değil misin sen? Sen ne biçim bir varlıksın ki? Bu ceza müebbet alırım diye sen bunu yapmaktan vazgeçeceksin. Aklına geldi yani bu. Meltem Hanım, diyoruz ya biz ahlak, etik, eğitim, ya bunları siz nasıl veremezsiniz? Sevgi, ya siz toplumlara, aileye, ya düşünsenize biz hep ne diyoruz çocuklarımızı, aman hani koruyoruz işte yabancılardan uzak dur, şöyle olursa, ya ailenin içinden bahsediyoruz. Yani demek istediğim şu, siz bu sevgi iklimini, saygıyı, eğitimi, ahlakı kaybederseniz her şeyi kaybedersiniz. Neyini korkutacaksınız dediğiniz gibi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ne demek biliyorsunuz değil mi? Hani onda konuşuluyor. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis hücre içerisinde soyut olarak kimsenin göremeyeceği, kimseyle görüşün yapılamayacağı, yani inanılmaz zor şartlar altında olan bir durum. Ya siz bunu göze alıyorsunuz. Bunu yapamamasının sebebi şu, caydırıcılıktan ziyade işte o, ya siz bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte ahlak, o iç sesiniz, inancınız, yani bu noktaları kaybetmememiz lazım. Söylemeye çalıştığımda eğitim mi? Eğitim. Verebiliyor muyuz? İşte de söylediniz, dolandırıcılık arttı konuşuyor. Her şey artar tabii ki siz, yani siz yani bunları sağlamadığınız noktada. Yani biz dünden bu yana eminim ki ekran başında bir sürü anne bizi izliyor. Anne adayları bizleri izliyor. Ya hepsinin eli yüreğinde şimdi. Herkesin çoluğu çocuğu okula gidiyor, geliyor. Şimdi biz diyoruz ki işte çocuklarımızı nasıl koruyacağız falan. Peki bu küçücük narin kimden kendini nasıl koruyacak? Zaten en büyük bela ailesinden gelmiş. Ya şimdi burada aslında en büyük, ya tamam çevreye göre gene biz eğitelim çocuklarımızı, anlatalım yanlışı, anlatalım doğruyu, anlatalım onları düzgün bir birey yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa yapalım da, ya en büyük kötülük bizden geliyorsa o zaman ne olacak? Nari'nin başına gelen nedir? 8 yaşında bir çocuk yapayalnız gömüldü. Anne şaibeli konuşuyor, baba konuşmuyor bile, amcanın ne yaptığı belli değil. İtiraflar peş peşe geliyor. Olay örgüsü başlı başına karma karışık bir olay. Nari'ni nasıl koruyacaktık peki? Biz bence anne babaları eğitmeliyiz zaten. O ayrı bir şey. Çocuklarımızın hiçbir kabahati ve günah, onları yetiştiriyoruz. Bir de sizin inanç değerlerinize göre Meltem Hanım, size göre hani bu suçu işleyenlerin tabii ki suç psikolojisi olarak tabii bizim alanımız olmamakla beraber şunu söylüyorlar. Öyle kendini inandırıyor, öyle bazı değerlere kendini kaptırıyor ki yani bunu bir şekilde kendi içerisinde meşru görmeye ya da meşrulaştırmaya çalışıyor. En tehlikelisi de bu. Bunu önlememiz lazım. Şunu da unutmadan söyleyeyim, yanlış anlaşılabilir. Sonuçta savcı iddia makamı, unutmayalım. Tutuklama ile ilgili olarak alacağı cezalar 3 aşağı 5 yukarı bu böyle olacaktır ama en üst hadden belki diyecek sizin dediğiniz gibi sen bu suça iştirak ettin. Sen de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ey mahkeme bunu cezalandır diye belki düzenleyecektir, gel sevk edecektir ama yargılamanın sonunda göreceğiz biz neler olacağını. Hani bizde bir de en önemli ya da en yanılgılı nokta bu. Savcının istediği her şeyin gerçekleştireceğini düşündüğümüz için bazen de
kendi kendimizi hayal kırıklığına vuruyoruz. Bunu da ilave olarak söyleyeyim ama alınacak cezalar suç işleyenle götüren, yani biraz önceki soruyla da bağlarsak aynı olamayacağını da şimdiden ifade edelim. Mehmet Hocam, son olarak hemen size de söz vermek isterim. Delil karartma olabilir mi artık? Gün geçtikçe bu işin içinde olanlar bir şeyleri saklamaya devam edebilirler mi? Yani Narin'e ne olduğunu öğrenmemiz günler, aylar alabilir mi? Elbette ki delil karartma girişimleri olacaktır. Fırsatını bulduğu anda kendi kafalarına delil olarak düşündükleri herhangi bir şeyi ortadan kaldırmaya çalışacaklardır. Bu anlamda kolluk ve diğer ilgili birimler gerekli önlemleri zaten almışlardır ve oldukça dikkatlilerdir. Bundan dolayı bu saatten sonra olma ihtimali olmakla birlikte delil karartılmasının vuku bulması veya ortaya çıkma ihtimali çok çok zayıf. Peki. Ben zannetmiyorum. Bu saatten sonra zaten birçok delil toplanmıştır. Şu anda delil değerlendirme sürecine girildi ki deliller bizim için sessiz tanıklardır ve şu anda dillendiriyorlar onlar. Ama bunun dışında elbette ki gözden kaçmış olan bir takım ayrıntılı da çok önemli olabilecek deliller söz konusu olabilir. Bununla ilgili olarak da gerekli birimler zaten orada yine araştırmalarına devam ediyorlar. Evet. Ve bu saatten sonra delil kirlenmesi olacağını ben düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam ve Tarkan Bey. Sizlere dilerim en hızlı şekilde sonuca ulaşırız.